Evet. Aradan 22 yıl geçse de acılar halen yine taze. İnsan hayatı açısından 45 saniye aslında çok kısa bir süre. Ama baktığımız zaman unutulmayacak bir andı oradaki yaşamış olduğumuz 45 saniye. 16 Ağustos 1999'da pazartesi günüydü. 22 sene sonra bugün de pazartesi günü. Şöyle geriye dönüp baktığımda hayatımızda önemli pek çok hadise oluyor. Tarih olarak hatırladıklarımız var ama gün olarak, ay olarak ve hangi gün olduğu olarak hatırladığım en önemli hadise 17 Ağustos 1999. Bu 45 saniye süre içerisinde binlerce hemşehrimizi, yakınlarımızı, dostlarımızı kaybetti. Şöyle düşündüğümde o günlerde dışarıya çıktığımızda özellikle bu yaşadığımız acaba gerçek mi, rüya mı diye düşündüğümüz günlerde aradan zaman, geçen zaman süresince baktığımızda aslında kaybettiğimiz canların geri gelmediğini görüyoruz. Bunun dışında şehri görüyorsunuz. Şu an Gölcük'te böyle büyük bir depremin yaşandığını gösteren hiçbir iz kalmamış durumda. Bu dönemde emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Gölcük'ün gerçekten bugüne modern bir yapıya kavuşmasında büyük emek sarf ettiler. Şu an Gölcük geleceği umutla bakan modern bir şehir görünümünde. Şunu söylememiz lazım. Afetler her zaman olur ve bundan sonra da olacak. Sürpriz bir şey değil bu. Olması gereken bunlara yönelik olarak tedbirleri almak ve gerçekleştikten sonra keşke şunu yapsaydık demem. Teşekkür ederiz. Başkan, bir de bugün anma programı gerçekleştirilecek. Birazcık ondan bahsedelim, yitirdiklerimiz anılacak. Evet, bu akşam anma programı Kur'an tilavetiyle başlayacak. Akabinde bugünün aslında önemi ve afet, biliyorsunuz Türkiye'nin şu an yaşadığı sel felaketi var, yangın var. Bu arada geçen seneden bu yana yaşadığımız Malatya Elazığ depremi, İzmir depremi var. Üst üste gelen afetler var. Bunlarla ilgili olarak da bir konuşmalarda bu konulara değinilecektir. Akabinde AFAD tarafından bir sunum gerçekleştirilecek. Günün özellikle anlamına uygun olarak afetin ve alınacak olan tedbirlerin özellikle dile getirildiği bir akşam olacak. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Yeter mi?